Ya biz kültürel olarak biraz daha hani büyük şehirleri geçelim ama Anadolu'da yaygın olarak böyle geleneksel bir yaklaşım var bu tip işlere. Herhalde biraz daha geleneksel yöntemler dünyanın geri kalanına gelişmiş ülkelere göre biraz daha fazla gündemde hala. Ona rağmen mesela bakınca nasıl görüyorsunuz Türkiye'deki hali? Bu doğal halden çok büyük bir sapma var mı insanların genelinde yani doğumun fizyolojisini yaşamak adına? Nasıl görüyorsunuz genelde? Çok acayip var. Hem de yani o kadar uç noktadayız ki 10 yıldır Sağlık Bakanlığı sezaryen oranlarını düşürmeye çalışıyor ve müdahale oranlarını başaramıyor. Bütün özel Evet. hastaneler şunlar bunlar. 10 yıldır herkes çalışıyor. Demek ki sistemde bir problem var. Yani kişilerle uğraşmayı ve ailelerle uğraşmayı bırakıp başka bir şey yapması lazım. Ki yapıyor da mesela tek kişilik odalara geldi, doğum eğitimlerini hastanelere yaymaya çalıştı. Ama öyle bir korkuyla değiştirdik ki doğum sanki geri bir şey gibi algılandı. Yani bazı bölgelerde halk artık doğumu tehlikeli buluyor. Şimdi buraya getirdiğiniz zaman geri döndürmeniz bir 5-10 yıl sürüyor bu sefer. Aynen. Birilerinin motive etmesi, birilerinin önden gitmesi ve oluyormuş ya demesi lazım. O yüzden de biz mesela kendi adımıza başlangıçta sosyal medyayı ve hala da çok kullanıyoruz. Bazen tepkiler alıyoruz. Reklam yapıyorsunuz, şunu yapıyor. Hayır, yapılabilirliğini göstermenin bugün tek yolu sosyal medya. Ve Çok o doğru. yüzden bütün öğrencilerimiz güzel bir şey olunca bakın güzel bir şey oldu diye koyduğu zaman ondan en az 10 kadın, 50 kadın, 100 kadın etkileniyor. Bir dakika ya ben de yapabilirim diyor. O yüzden Türkiye'de korku imparatorluğu gelmiş durumda. Bu sadece ve sadece aileler içinde. Tamam aileler korkuyor ama aileler bir uyandılar. Yani geri dönmeye başladılar. Şöyleydi, doğumdan sezaryene atlıyorlardı. Çok kolay oldu. Pat planlı sezaryen. Aa ne güzel biz de uyduk. Şimdi geri dönüşte doğal doğuma dönmesi lazım. Çok zor. Hazırlık lazım, hastanenin hazırlanması lazım. Aynı zamanda da doktor grubu birebir doğumu seyretmeyi yani fizyolojik o uzun sürebilecek doğumları izlerken tedirgin olmaya başladı. Çünkü hep müdahaleli doğumlarla bir asistanlık dönemi geçirdi. Ne yapacağını bilemiyor bu sefer bir şey yapma deyince bu insanlar. Böyle bir denge içinde ama yavaş ve güzel bir şekilde yukarı doğru ivmeleniyor. Yani o en Birdenbire önemli konu düzeldi galiba o belirsizliği ortadan kaldırmak değil mi? O sanki. normal doğumda bir belirsizlik hali var dediğiniz Evet. gibi bir sürü farklı farklı olabiliyor. Biz böyle seviyoruz ya planla hemen benim düşündüğüm zaman da olsun tık cuma günü 12'de gel keselim falan filan. Bu herhalde hoşumuza gidiyor. Biraz ondan da yaygınlaştı bu iş. Sistem doktor ve aile üçlüsü olarak başka çaresi kalmamaya başladı bu şehir düzeninde ve bu kurallar ve kanunlarla. O yüzden bazen şu çok kolay yani ailelerden duyarsınız burada da dile getirmekte sakınca yok. Doktor bana bunu yaptı, beni kandırdı, şunu yaptı, bunu yaptı vesaire vesaire. O kadar kolay ki doktoru yani suçlamak şu anda en büyük kaçış ve herkes rahatlıyor. Ama 5.000 tane kadın doğumcunun bu kadar kötü olması mümkün değil. O yüzden demek ki sistemde bir şey var. Sistemi düzeltmek ve o doktoru rahatlatmak lazım. Bizim de önem verdiğimiz o yüzden doğum eğitimlerinin çıkış noktası olduğunu düşünüyoruz. Çünkü doğum eğitiminden uluslararası düzeyde haklarını öğretirken sorumluluğu da yanına koyduğunuz bir eğitimden çıkan bir aile doktoru rahatlatıyor. O zaman da doktor kendi özüne, kendi çıkış noktasına, varoluş amacına geri dönerken o aileyle güvende geri dönüyor. Çok güzel. Aslında şöyle yaptık biz, böyle birkaç koldan gördüğünüz gibi ele aldık. Yani dedik ki keşke siz doğum keşke, gerçekten bunu çok düşündük. Çünkü içinde farkındaysanız küçük bir sizin biraz önce sorduğunuz diğerleri keşke mi ki ye götürücü çok ince bir çizgi var. Fakat bir baktık ki dediğim gibi ben 30. senemdeyim. Yani terapi odamda bir kadının doğumundan veya hamileliğinden bahsetmemesi zaten mümkün değil. Ve bunu da bir minicik dahi keşke ile bahsetmeyen bir kadını ben görmedim gerçekten. Dolayısıyla da veya yani erkekler tabii hiç olmazsa bir daha ikinci derecede tanıklık seviyesinde ama her kadın çok üç aşağı beş yukarı kendi duygularını saklamıyorsa veya bir şekilde örtmüyor, halının altına süpürmüyorsa çok keşke de. Dolayısıyla da ne düşündüğümüz şey şu, tamam anneyi babayı hazırlayalım fakat aynı zamanda doktoru rahatlatalım ve sorumluluğu paylaştıralım. Ve en önemlisi ebe müessesesini ve ebelik kavramını çok ön plana çıkartalım ve hakikaten de olması gerektiği yere de çekelim. Yani ebelerimizin değerini de
bu anlamda çok yükseltelim. Şimdi birkaç senedir benim ebem var, benim bebeğimin ebesi var diye konuşuluyorsa gerçekten bu çok önemli bizim öğrencilerimizin ve Türkiye'de hepsi dağılmış durumdalar. Biz iki kişi böyle Edi'yle Büdü başladık. Sonra hakikaten zaman içerisinde bir arkamızı döndük. Şu anda 500 kişi var arkamızda ve Türkiye'nin her yerinde. Dolayısıyla da böyle bir şu anda sistemin içerisinde kurduk diye düşünün. Şimdi bakarsanız bu sistem çok tıkır tıkır ilerliyor kendi içerisinde. Ama tabii hedefimiz gerçekten bunu dediğiniz gibi en ücra yerlere kadar yayabilmek ve bunun en önemlisi bir lüks olmadığını anlatabilmek. Yani isteyen ve destek isteyen kadın elini uzattığı zaman o desteği bulmak durumunda. Bu çok önemli. Boş Doğruyu kalmamalı. fabrika ayarları desem doğru mu? Yani ben aslında biraz onu seziyorum sizin anlattığınızdan. Ben insanın fabrika ayarlarında olabildiğince doğal ayara yakın yaşamayı anlatmaya çalışıyorum. Burada da doğumun fabrika ayarları var galiba. Tam bu noktada yayından önce söylemiştim. 1 milyar yıldır yaklaşık eşeğli üreme var. Yaklaşık 300 milyon yıldır memeliler haldır haldır ürüyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. 14,5 milyon yıldır primatlar ailesi gayet güzel ürüyor. 300 bin yıldır insan aynı şekilde ürüyor. Ne oldu da bize bu 20. 21. yüzyılda bu doğum bizim için bu kadar dert oldu? Yani nedir bu insanlar? Bu hakikaten doğum bu kadar zor mu? Öncelikle onu sorayım. Yani vallahi hiç bilmediğim bir şey. Yani daha önce gördüm ama hatta birkaç doğuma da girdim merak ettiğim için. Ne dersiniz ya bu kadar zor bir şey mi doğum? Neşe sen de mi? İkimiz Tamam. karşılıklı istersen paslaşalım. Ben yine tekniğini söyleyeyim size. Yani işin doktor bölümün açısından bakayım, tıp açısından. Doğumları ayırabilirsiniz ama %60'ı, 65-70'i kolay. Ama bizim için yani tıbbın sorun çıkmadı dediği kolaylıkta. O kadın için gene zordu. Yani en kolay doğumdan da zordu diye çıkıyor. İkinci bölüm var ki çok zorlanıyor ki neyse ki batı tıbbı var ve müdahaleler var ve onu rahatlatacak şeyler var. Epidural var, sezaryen var vesaire. Bir grup var ki ister kadın her şeyi yapsın, ister doktor her şeyi yapsın. Bir de komplikasyon denip kaçamayacağınız bir bölümü var. Zaten korkuyu yaratan bu. Bu %1 gibi, yani binde birlik bir grup bu. Az riskli gebelerde, yani sorununu önceden tespit etmediğimiz gebelerde. İşte bu binde birliğin korkusu öyle bir sardı ki hem aileleri hem doktorları ikisi el ele verdi. Bundan kaçmanın tek yolu sezaryen dediler ve sezaryen yapıldı. Ama şu anda halk sağlığı açısından bütün dünya avaz avaz bağırıyor. Yukarı doğru taşıdığımız sürece halk sağlığını bozuyoruz. Bu yüzden geri dönmeye çalışıyor herkes ama artık korku imparatorluğu oldu ve bu yüzden nasıl döneceğini işte daha büyük bir mücadele gerekiyor. Tıpkı doğal beslenme gibi. Hepimiz biliyoruz doğal beslenme çok iyi. Haydi gelin beslenin gibi bir şey işte. Buyurun Konforu Neşe. biraz bozmak lazım. Yani ben şunu ekleyebilirim. Hep şunu düşünüyorum ve o yüzden antropologlarla ve sosyologlarla da çok çalışmalarım var böyle. İstişareler ediyoruz. Yani ne zaman ve nasıl bu kadar büyük korkuları kuşaklar arasında ve vücut kayıtlarımızı aldık biz diye düşünürsek. Şimdi siz bir parça kendi doğumunuzdan da bahsettiniz. Hepimizin kendi bir varoluşu var. Şimdi ben kuşaklara baktığımda aşağı yukarı işte bizim diyelim ki bizim annelerimiz böyle 70-80 yaş arası diyelim veya işte 60-80 yaş. Şimdi o grubun içerisinde bir bakıyorum ki bir kısım var böyle biraz daha hani Anadolu ve devlet hastaneleri veya hani bir şekilde köyde, evde, ebeyle doğumlar. Şimdi bunların bir kısmında çok ciddi bir yalnızlık ve travma var. Çok ciddi. Yani ve mutlaka bir şeyler olmuş. İşte tıp işin içine girememiş. Şimdi dolayısıyla da öyle veya böyle bir travma var orada. Yani bir kuşakta bir travma var. Bir sonraki kuşak çok ilginç bir kuşak o. Zannediyorum hocam daha iyi bilir. Böyle galiba şimdinin 60 küsur yaşları. Yani şu andaki benim annelerimin anneanneleri tam doğum anında o hani twilight sleep denilen alacakaranlık uykusu denilen bir şey uygulanmış tam doğum anındayken bu kadınlara. Ve bunun tabii ki de doğru olduğu bilinmiş. Yani tam doğum anında hani rahatlatalım kadını. Zaten de hani bu kadar da zorluk çekti. Ve eski yani geçmişe dair hafızası da gitsin. Ve dolayısıyla da daha rahat bir çıkım olsun. Fakat bebeklerini hatırlamıyorlar. Yani tam o an ve tam o bağlanmanın attachment'ın olduğu an kesilmiş her şey. Şimdi bir de mesela öyle bir kuşak var ve
Dolayısıyla da tabii ki de there is no attachment. Hiçbir bağlanmanın olmadığı bir kuşak var. Bir kuşak ise devlet hastanelerinde özel hastaneler yok veya çok az. Orada içeri hiç eş alınmayacak şekilde ve de biliyorsunuz hani o dönemde de işte hani sezaryen zaten yani çok ekstrem bir durum. Yani sezaryen olunca işte ölümle kalım arasında bir yerdesin. Diğerlerinin hepsi normal doğum. Dolayısıyla da o tarafta sezaryenin lüks bir şey ve paran varsa yapılacak olan bir şey diye algılamış durumda. Bakın bütün kuşaklara yeni baştan bakmamız lazım. Çünkü bunların hepsi şu andaki doğuracak olanların çocukları, anneleri daha doğrusu anneanneleri. Şimdi o yüzden benim tarafımda tabii bu anlamda transgenerational yani kuşaklar arası bu korkunun kaynağına da bakıyor olmak gerekiyor. Çünkü bildiğimiz üzere korku hem kuşaktan kuşağa aktarılan bir şey, hem vücut kayıtlarında moleküler düzeyde duran bir şey, hem de aynı zamanda da eğer biz bu temizliği kendi içimizde yapmaz isek tabii ki de bir sonraki kuşağa yeniden aktarılacak bir şey. Bakın kaç katmanlı aynı zamanda. Yani bedenimizde tutulan kayıtlar, nesiller boyunca tutulan kayıtların etkilerini siz doğrudan aslında bu pratiğinizde görebiliyorsunuz. Evet. Bu hani var mı yok mu çok tartışılan bir şey. Bizim hafıza ne kadara gidiyor falan ama hakikaten soy oluşsal bir bellekte var yani. Bu da mesela onun başka bir göstergesi. Bu arada çok çetrefilli bir işle uğraştığınızı anlamaya başlıyorum şimdi yavaş yavaş. Yani o kadar çok dalı budağı var ki. Valla iki kişiden 500 kişi olduğunuz iyi olmuş ama bir 5000 olmanız lazım gibi gözüküyor sanki. İnşallah, inşallah. Bence i̇nşallah. Yani hani kayıtlı olan 500 kişidir ama yani bu bütün İstanbul Doğum Akademili doktorlara, ebelere, dulalara, doğum psikologlarına gerçekten sonsuz sevgimi, saygımı gönderiyorum. O kadar değerli bir iş yapıyorlar ki ben size anlatamam. Boş verin bizim... İkimizin zaten hayatı buna adanmış durumda. Bizim misyonumuz bu zaten. Ama bu insanlar gerçekten yani bir doğumun zamanı yok, hiçbir süresi yok. Yani gerçekten yer değirmenlerine kadar karşı savaştıklarını biliyorum. Kendi bulundukları köylerde, ilçelerde, nahiyelerde. Yani ben anlatamam. Boş verin bizi. Yani onların yaşadıkları biz en azından sırt sırta veriyoruz. Kimi zaman ağlıyoruz, kimi zaman boş ver yaparız ya ve hallederiz diyoruz. Ama çok hakikaten bunun için yalnız uğraşanlar da var. Buradan sonsuz sevgilerimi gönderiyorum ve saygıyla her zaman eğiliyorum karşılarında. Bunun yanında tabii yani biz şimdi kendimizi bildiğimiz için biliyoruz ama hiç ismini duymadığımız, hiçbir sosyal medyayı kullanmayan ama doğuma gönül veren o kadar çok ebe doktor var ki. Varlar yani ve Türkiye'de bu kültür hala canlı ve ufacık bir kıvılcımla, ufacık bir ateşle alev alev yanar ve çok kolay geri döneriz. Örneğin emzirme. Emzirmede biz Avrupa'dan, Amerika'dan kat kat öndeyiz. Emzirme zamanları, emzirme şeyleri. Çünkü kültürümüzde var emzirmek ve iyi bir şey olarak var. Aynı şekilde doğuma dönüş de çok hızlandı. 76 tane anne dostu hastane oldu, devlet hastanesi. Adı bile yetti. Tek kişilik odalar, destekler. Biraz daha hani bizde Türkiye'de biraz şeydir, kağıt üstünde çok güzeldir de. Bunu aktif hale getirilmesi için biz biraz daha aktivistiz. Yani söylediğimiz şeyi yapalım, söylemiyorsak yapmayalım, yapmanın yolunu bulalım diye. Ama ebelik dernekleri canla başla çalışıyorlar. Bireysel bir sürü dula, ebe, psikolog çalışıyorlar. İyiye doğru gidiyor ya. Bir sürü hastane başhekimleri artık bu işe önem veriyorlar, havuzlar kuruyorlar. O hani vardır bir yüz maymun, sanki yüz maymunu geçmek üzereyiz gibi yani şu anda.